Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün yeni Yeniyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet kanala da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şöyle Bugün size bu iğne oyası modelini tığa çevirdim. Ara ara iğne oyası modeli, ara ara tığ oyası modeli videoları çekiyorum. Evet. Benim size hazırlamış olduğum modelim bu şekilde arkadaşlar. Birebir aynısı bakın. Nazar boncuklarımız şöyle kalıp gibi. İğne oyasındakinden daha da güzel yaptım sizler için. Birebir sinek kanatlarının üzerine yapılmış nazar boncukları çok da güzel oldu arkadaşlar şöyle tek tek de göstereyim şöyle tutayım yakın ekran yapılışı da bir o kadar kolay şimdi zaten anlatım kısmında göreceksiniz arkadaşlar çok hoş kalıp gibi duran bir nazar boncuğu hazırladım birebir iğne oyasında olan nazar boncuğunu şöyle türbentimi de alayım Ha, bir de beyaz kısmında da görün. Hangisi hoşunuza giderse. Bu şekilde. Şöyle ekran resmi vereyim. Evet şimdi yapılış kısmına geçelim arkadaşlar. Evet. İlk önce her zamanki gibi tülbentimizin kenar tığlamasını ikişer zincir çekerek tığlama işlemlerini yapıyoruz. Youtube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iniyorları yazdığınız takdirde hemen çıkacaktır arkadaşlar. Tüm püf noktalarıyla orada mevcut. Şöyle 12 tane tığ battı yaparak başlıyorum. 2 tane böyle nazar boncuğumun arasına. Evet şimdi ilk başlar gibi başlayalım. Bakın arkadaşlar. İlk i̇pimizi tığımıza tutturduk ve sık iğne ile ipimizi buraya sabitledik ve 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bu 11 3 zincir bu da 12. tığ battı. Bu şekilde tığ battılarımızı hazırlayıp şöyle bir zincirimi çekip hemen yanındaki tığ battının içine sık iğne ile sarayım. Şöyle yavaş yavaş anlatarak bir tane yapacağım arkadaşlar. Şöyle 7 zincirle yuvayı hazırlıyoruz. 7 zincirimi çektim. Hemen yanındaki iç tığ battı atlamadan hemen yanındaki tığ battıya sabitleyip yine bir zincirle yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 4 zincir. Şöyle minik bir kirpik oluşturdum 4 zincirde 3 zincir ters tarafına çevirip bu 4 zincirli kirpiğin içine 3 zinciri sık iğne ile sabitledim 10 tane zincir çekiyorum 8 9 ve 10 düz tarafına çevirip sinek kanadı işlemimi tamamladım hem de bu yaprak olarak kullanacağız yine sinek kanadından da nazar boncuğumuz için dal yapacağız aynı şekilde 4 zinciri çektim yuvanın içine giriyorum sabitliyorum 3 zincir şöyle ters tarafına çevirelim kirpiğimizin içine kapattık 13 tane şimdi zincir çekeceğiz 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle düğümü geçelim ve 13 13 tane zincir çektik Bu ortadaki sinek kanadımız dalımız olacak nazar boncuğunu bu 3 zincir fazlaki çektiğimiz sinek kanadımızın içine yapacağız aynı şekilde 4 zincir çekiyorum şöyle 2 3 ve 4 kapatıyorum yuvanın içine ve 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirin içini şöyle kapattım 3 zincirimi ve yine 10 tane zincir çekiyorum 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi çeviriyorum yuvaya kapattım bakın bu da ikinci yaprağımız olarak görev yapacak arkadaşlar. Ortadaki e, sinek kanadımız şöyle dalımız olacak. Kenardaki sinek kanatlarımız da yaprağımız olacak. Çimeni bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay 7 zincirli yuvanın içine 3 tane sinek kanadı yapıyoruz. Şöyle dönüşte sık iğne yapmıştık. Buraya sık iğne. Tığ mesafesine inmek için de hem de arkadaşlar bu aşağı meyletmesin diye sola doğru yatmasın diye hem de tığ battı mesafesini inmek için buraya sinek kanadı yapmayı unutmayalım. Şimdi sıradaki tığ battıya girip ilk başlama mesafesine geldik. Üçer zincirden 12 tane bu şekilde tığ battı yapacağız. Bu bizim ara mesafemiz, çimenimiz sayılacak arkadaşlar. Tığ battılardan ara mesafesi vereceğiz. Şöyle 3 4 1 2 3 Bakın bu şekilde sıkı sıkı zincirleri çekerek tığ battılar hazırlıyoruz. 6 7 3 8 9 şimdi 10. yapıyorum ve ara mesafesi olarak şöyle 10 tane yeterli iki tane daha yapacağız ara mesafesi olarak bu iki tane tığ battığının üzerine de bu şekilde 7 zincirin içine 3 tane sinek kanadı yapacağız Şu ortadakini de 13 zincirden kenarları 10 zincirden bu dalın içine şimdi nazar boncuğumuzu yapalım Evet şöyle bir tane çimen yaptık nazar boncuğumuz için arkadaşlar. İpimizi tığımıza tutturduk ve ortadaki kısımdan sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 1, 2, 3 ve 4 zincir. 4 zincirimi çekip hemen dalımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum bakın. 4 zincirlik ipin üzerine 7 zincir çeviriyorum ters tarafına şurayı özellikle bu kadar uzun bıraktım arkadaşlar hem daha ip kaynamış oluyor siyahlık olmuyor şöyle sağlamlaşmış oluyor bakın 7 zincirim tam bu 4 zincirimi kapatması lazım kapattı şimdi 3 tane daha artırıp 10 zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Bu 7 zincirin bu tarafındaki yeşil dalın içine kapatıyorum. Evet bu şekilde ortaya bir kele olan gibi şöyle yuvarlak yaptık. Nazar boncuğumuzun sarı kısmı. Şöyle bakın arkadaşlar tam oturacak içini şöyle kalıp gibi. Şöyle çekerek bakayım daha net görün. Evet şimdi bunu şöyle biraz uzun kesiyorum beyaz kısmını yaparken daha böyle içine alıp oturuyor arkadaşlar uzun kesmek şu şimdi beyaz kısmıyla kirpikli sık iğneler yapacağız çok güzel gösteriyor Evet şimdi beyaz ipimi takıp geleyim Evet şimdi ters tarafından şöyle çeviriyorum bu ipi yine orta kısmı almak için uzun bıraktığımı söylemiştim. Şöyle ilmeğimi bu ipin üzerinden sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle arkadaşlar şeyin üzerine, sık iğnenin üzerine gelmesin. Sadece şu ipin üzerine gelsin. Zor, e, anlatıyorum ki arkadaşlar zor uğraştırmalı demeyin. Ben anlatmak için böyle konuşuyorum yoksa sık iğne ipin üzerinde sabitliyoruz ve 15 tane zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 zincir tam iyi geliyor bu 10 zincirli son yaptığım zincirin üzerine yine bakın bu aradaki yeşil kısımdan şöyle ipi de içine alarak buraya sabitliyorum. Bu zincirler daha önce denenmiş, uygulanmış. Öbür iki tanesini de gördünüz. Evet şimdi bu son sık iğnenin yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi yapacağım kirpikler çok güzel duruyor. Yine bu sarı ipi içinde kaynatıyorum. Ve iki zincirle düz tarafına dönüyorum. Bu beyaz ipin içinden zincirin içinden ilmek alıp buraya arkadaş 15 zincire 15 tane bu şekilde kirpik oluyor bakın şöyle kapattım 2 zincir bu üçüncü ben sahte sıkı ne yapıyorum hangisi kolayınıza gelirse onu yapın arkadaşlar sırf iğne oyasında zarifliğinde olsun diye bu şekilde yapıyorum bakın kirpiklerimi görüyorsunuz 2 zincir 5 2 zincir şöyle 6 2 zincir 7 2 zincir 8 9 10 içine tam alacak şöyle hafif oturdu içine tekrar 2 zincir kaç olmuştu arkadaşlar herhalde 12 şöyle 13 şöyle 14 yine iki zincirimi çekiyorum. Bu sefer sonuncuyu da bu şekilde sahte sık iğnemi yeşil yuvada yapıyorum. Hem şu ipler arkada kalıyor. Bakın temiz çalışma açısından şöyle yakılacak arka kısımda. Bir tane de zincir çekiyorum otomatik ben. Bunu yakacağız arkadaşlar. Son sırada artık ipleri ihtiyacımız yok. Şöyle yakından göstereyim bakın. Tam içinde kaldı 15 zincir. Bu 10 zinciri birebir kapladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen iplerimi yakayım. Saks mavisi rengiyle bir kirpik daha dolanalım. Evet şöyle bakın. Evet. İpleri temizleyince daha iyi anlaşıldı. Bakın kalıp gibi. Şöyle kapladı arkadaşlar şöyle zincir sayılarına muhakkak uyum bir şekilde olur şimdi bakın bu ters tarafından beyazlı sık iğne ile kapattığımız yerden girip mavi ile bu şekilde sık iğnemi sabitleyin. ters tarafındayız ve 25 tane bu şekilde zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. Evet bakın sık sıkı. 25 tane zincirimi çektim. İpim Leylak arkadaşlar. O yüzden hem incecik bakın Leylak marka. Çok güzel oluyor oyası. Yine yeşil kısma şöyle göstereyim. Beyaz sık iğnenin tam dibine şöyle giriyorum bakın. Bir tane de ben sık iğne daha yapıyorum buraya zincirimi sabitledim ya. Yanına bir tane daha yapıyorum bu şekilde. Bakın şu iki zincirler şöyle yukarı doğru sıyrılmıyor. Yana doğru kalıp gibi durduğu için güzel bir iş çıkıyor. Evet, bu 25 zincirin arasını böyle ikişer zincir kirpik çekerek dolduracağız tıpkı beyazda olduğu gibi. Evet, şöyle iki zincirimizi zincirin arasında ilmek alıp tığımdakinden geçiriyorum bu şekilde kirpik oluşturuyorum 4 zincirin arasından gir ilmek al tığımdakinden geç 5 şöyle tığındakinden geçince otomatik kapatıyorum buraya bir zincir oluşuyor bir tane de üstüne çekiyorum bu şekilde kirpiklerimizi oluşturuyoruz sanırsam 7 tane oldu 8 10 Nasıl rahat yaparsanız işte içine koyup İster en sonunda 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sanırsam arkadaşlar doğru sayıyorum. Şöyle daha güzel durması için yaptığımız kirpikleri yukarı doğru yerleştirirsek şöyle daha sıkı görüntüsü olur. Şöyle. Tüm 25 zinciri bu şekilde kirpiklerle Şu kalan kısmı da 5 tane yapalım. 2 zincir 2 zincir Evet 24 oldu bak Yine en son bu Yeşil yuvanın içine Şu mavi arkada kalacak şekilde oraya da sahte sık iğne yapıyorum dibine bir zincir çekip ipimi koparıyorum şöyle bakın arkadaşlar tam beyazı 25 zincir çevreliyor bu şekilde ikişer zincirle de yapıyoruz Şu ipleri yakıp arkada yapıştırıp geleyim Evet arkadaşlar sizle yapmış olduğumuz nazar boncuğumuz ekran karşısında bu kadar olursa sizler daha güzel yapacaksınız muhakkak modelimiz bu birebir iğne yasıyla aynı oldu bakın arkadaşlar Aynı zariflikte oldu. Bunlar da daha önce sizler için hazırlamış olduğum aynı şöyle ara mesafede aynı zincir sayısında olan nazar boncuğumuz. Şöyle bir de ters tarafından göstereyim. Gerçekten çok hoş oldu arkadaşlar. Böyle hardal sarısına da çok uyum sağladı. Çok da güzel durdu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şöyle bu güzelliği, bu zarifliği İğne tadında böyle farklı bir nazar boncuğu oldu. Çok güzel oldu. Evet. Bu şekilde. Şöyle. Üçünü bir tutayım. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.